Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-Mekki yuridul umrete min eyne yenbeği lehu en yuhrime biha. Bu bab şunun da yanında olucudur ki el-Mekki Mekkeli bir adam yuridul umrete umreyi murad ediyor. Min eyne nereden yenbeği lehu bu adama layık olurken yuhrime biha anında haram eder. Bunda ihtilaf olduğundan bunu da beyan ediyor. Bazıları diyor ki Mescid-i Tenim Mekke'nin mikatıdır. Başkasından caiz olmaz. Fakat cumhur ulema diyor ki hayır, hellul değil mi? Neresinden olursa olsun caiz olur. Onun için en evvela Tenim Mekkelilerin mikatıdır diyenlerin kavlünü alıyor. Zikrediyor. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan an Amr ibn Dinar ekberehu an Amr ibn Evsin kâle ekbereni Abdurrahman ibn Ebi Bekir kâle emereniyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz beni emriyledi. En ürdife Aişete, Hazreti Aişe radıyallahu teala anhayı terkimi alayım. İle ten'im, mescidi ten'ime fe umireha, oradan ona ömre yaptırayım. Şimdi burada Hazreti Aişe'nin ömresi nereden oluyor? Mescidi ten'imde. Bu hususiyet mi icap eder? Yoksa yakın olduğundan dolayı oraya mı götür? Bu المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها وباب شنو بيان ذلك المكي مكي البرادم يريد العمرة عمره مردد من أين ينبغي له وانا نردن لا يكتر كأن يحرم بها عمره نيتده يعني مسجد عندما يقصى حرم حلن herhangi bir tarafından caiz mi mesele hakkında اختلاف onu beyan ediyor. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبره عن عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ما ديور كي بيعمر فمز بن أمري لدي أن أردف عائشة هزجت عائشة رضي الله عنها ترك مؤلهم إلى التنعيم تنعيمة فعمرها وردا عمره يبترين حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهيك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أبيها حضرت حفصة بابا عبد الرحمن بن أبو بكر رواية لديك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كريم فنرز قال بويبتر لعبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبو بكر رضي الله عنهما يا emir buyurdular ki erdif uhteke erdif uhteke hemşiren Aişe'yi terkini al fe amirha onu ömre yaptır minettenim tenimden fe izâ hebette biha minel ekeme tepeden aşağı indin mi fe mürha sen Aişe'yi emrit fel tuhrim oradan ihrama niyet eylesin fe inneha bu umretun mütekabbele kabul olunmuş mübarek bir ömredir buyurdu. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmun bir kavim zahib oldu. Ulemadan bir kısmı zahib oldu. Neye? İlâ ennel umrete umre. Kim için? Limen kâne bi Mekke. Mekke'de olan adamlar için umre. La vakte leha onun mikati olmadı. Gayru teneyim. Teninden başka onun mikati yoktur. Mikat yeri onun ten'imdir. Ten'ime gidecek, oradan ihrama niyet edip gelecek. Ve cealû kıldırar et-ten'ime ten'imi hasseten ehli Mekke'nin mikatini ten'im kıldırar. Vaktan mikat kıldırar li-umret ehli Mekke, ehli Mekke'nin ömrüne mikat kıldırar. Hususuyla ten'imi. Ve kalu dediler ki la yenbeği lehum ehli Mekke'ye layık değildir en yücavizuhu onu terk edeler. Yani orayı terk edip başka bir yere gideler. Bu caiz değildir. Kemâ lâ yenbeği layık olmadığı gibi ve gayrihim başkalarına da layık olmadığı gibi ki en yücavizû mikâten mikâti tecavüz ederler. Afaktan gelen bir adam kendi mikâtına geldi mi onu tecavüz etmek caiz olmadığı gibi ehl-i Mekke'nin de mescidi tenimi terk edip başka bir yerden gidip ömre yapması caiz değildir. Ve afaka tayin edilen mikatlarda neden? Min maşul bir mikatlardan ki vakkatehu lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
onlara Peygamber Efendimiz tayin buyurdu. Ve halbuki o adam da yuridül ihrame ihrami murad ediyor. İlla mührimen. Onu tecavüz edemez o mikati illa mührim olarak. Nefi kema la yembeğe li gayri men yücevizi mikaten illa mührimen. Oraya merbut. Nasıl ki mikat haricinde olan bir adam kendi mikatında yürüdüğü vakitte o mikati geçemez illa mührim olarak geçer. Öyleyse ehl-i Mekke de ömre yapacaksa Mescid-i Tenim'e gidecek. Başka bir yere gidemez dediler. Ve halefen fî zâlike âkharun bir meselede başkaları diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki vaktu ehl-i Mekke, ehl-i Mekke'nin mikati ellezî öyle mikat ki yuhrimûne minhu andan ihram ederler bil ümreti ümreyle. El-hillu hildir. Mescid-i Tenim hususi Mescid-i Tenim değildir. Harem hüdudundan harice çıktı mı hilli neresinden olursa olsun oradan ihram niyet ederler. Femin eyyil hilli hilli neresinden ehremu ihram etseler biha ömreyle ömreyi niyet etseler ecdehum onlara kifayet eder zalik o ihram neresinden niyet etseler olur dediler. Ve tenimü tenim ve gayruhu tenimin gayrisi minel hilli hilden ister tenim olsun ister hillin gayrisi olsun indehum bu ulema indinde, bu zümre indinde fî zâlike bu ömreye niyet etmek meselesinde sevabın müsavidir. Farkı yoktur dediler. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci zümrenin lehni olan hüccettendir. Fî zâlike bu ömre hakkında. Ennehu yecûzü caiz olurken yikûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kasede kastetmiş ola ile ten'imi tenime gönderdiğinin sebebi ola fizalik Hazreti Ayşe'yi göndermesinde ömre yapmak için لَاَنَّهُ كَانَ تَنِعِمْ oldu اَقْرَبَ الْحِلِّ حِلِّنْ en yakını oldu. Neden? مِنْهَا مَكَّهِ مُكَرَّمَيَ Mekke-i Mükerreme'ye en yakın hil, tenim caiz ki Peygamber Efendimiz yakın olduğundan dolayı oraya gönderdi. لَا لِاَنَّ غَيْرَهُ şunun için değil ki onun gayrisi, Mescid-i Tenim'in gayrisi, minel hilli hilden, leyse huve, o gayrisi olmadı, fî zâlike, mikat olmakta, kehuve tenim gibi olmadı. Yani Mescid-i Tenim mikattır, diğerleri mikat değildir, diğerlerinden getirmez, bunun için değil. Ya Mescid-i Tenim en yakın yer Mekke-i Mükerreme'ye otur da, onun için oradan ömre yaptırın buyur değil. Ve yehtemüleyse yine mühtemül olur ki en yekûne erâde bih. Peygamber Efendimiz tenime göndermekle murad etmiş oldu. Ettevgîtel ehl-i Mekke, ehl-i Mekke'nin mikatı olarak oraya gönderdi. Fil ömreti ömredi. Ömrede ehl-i Mekke'nin mikatı oradır. Ve en la yücavizûhû. O mescidi tenimi geçmeyeler. Leha ömre için ila gayrihi gayrisine tecavüz etmeyeler de oraya gideler. Bunu murad etmek de ihtimali var. Yani iki mezhebin ihtilafı var. Bir kısmı diyor ki ehl-i Mekke'nin ömrü için mikat yeri Mescid-i Tenim'dir. Bir kısmı da diyor ki caiz ki orasıdır, caiz ki hillin hepsi. Bu hadisin bu meselenin iki şeye de ikisine de ihtimali olduğundan dolayı İmam-ı Tahavi diyor ki فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكُ biz bu mesele hakkında nazar eyledik. Araştırdık ki bakalım ki hangisinin dedi ki daha kuvvetli, daha sıhhatli. فَاِذَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ baktı ki Yezid ibn-i Sinan kad haddesena bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانِ بْنُ عُمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَامِرِ Ebu Amir de kim? صَالِحُ بْنُ رُسْتَمْ El-Haşimi Haşimi, صَالِحِ بْنُ رُسْتَمْ Ebu Amir ki onların köleleri de diyor. Bu rivayet ediyor. اَنْ اَب۪ي مُلَيْكَةَ اَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ Ebu Müleyke'den o da Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. Hazreti Aişe buyurdular ki دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz benim yanıma geldi bir serifin serifte. Serif Mekke'ye yakın Medine yolu üzerinde bir yerdir. Ve ene ebki biz oraya kadar vardık ben orada serifte vardık da ben ağlar olduğum halde Peygamber Efendimiz benim yanıma geldi. Fekale dedi ki مَا ذَاكِ niçin ağlıyorsun? Kulutu ben dedim ki hettu, bana adet günleri geldi. Kale felâ tepki ağlama. İsne'i ma isne'ül hacı. Hacı ne yaparsa sen onu yaparsın.
bir hacını yapacağı şey Arafat'a gider, taşlar taşlar vekfelerini yapar. Sen bunların hepsini yaparsın. Bu yukarıda da geçti ya. İlla Harem-i Şerif'in tavafını terk edersin. Onu sonradan yaparsın. Buyurdular. فَقَدِمْنَا مَكَّةَ Hazreti Ayşe diyor ki biz Mekke-i Mükerreme'ye geldik. ثُمَّ اَتَيْنَا مُنَا Oradan da Müna'ya geldik. ثُمَّ غَدَوْنَا اِلَى عَرَفَةَ Sonra Arafat'a gittik. ثُمَّ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ ذَا تِلْكَ لَيَمْ Ondan sonra taş günleri, şeytan taşlama günlerinde taşları attık. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ Vaktaki nefir günü geldi. Efal-i hac bitti, herkes gidecek. اِرْتَحَلَا Peygamber Efendimiz Mine'den indi. فَنَزَلَ الْحَسْبَةَ Hasbe'ye indi. Mekke-i Mükerreme'nin yukarısında Muhassab denilen yere. Oraya indi. قَالَتْ هَزْرِتَ عَيْشَ Diyor ki, vallahi ben Allah'a yemin ederim ki مَا نَزَلَهَا Peygamber Efendimiz Hasbe'ye inmedi اِلَّا مِنْ اَجْلِي اِلَّا benim için indi. Onun için indi, yani oradan ömre yaptıracak. فَاَمَرَ عَبْدَرْرَحْمَانِ بْنَ اَب۪ي بَكِر Diyor ki, Abdurrahman ibn Ebu Bekir, Hazreti Ayşe'nin kardeşi, ona emreyledi. Fekale buyurdu ki, İhmil uhteki, kız kardeşini bindir. Feahricha minel harem, haremden onu çıkar. Orada niyet etsin, ömresini gelsin yapsın dedi. Kalet Hazreti Ayşe diyor ki, vallahi Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, مَا زَكَرَ الْجِعَرَّانَةَ Peygamber Efendimiz ne ci'irraneyi zikreyledi وَلَا تَنْعِيمِ ne de ten'im dedi. Yani ci'irraneye götür yahut da ten'ime götür, bunu demedi. فَاَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمِ Haremden hududundan çıkar dedi. فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ Oradan ömre niyet etsin dedi. فَكَانَ اُلْدِ اَدْنَانَا bize en yakın yerde oldu مِنَ الْحَرَمِ Haremen, hareme en yakın yerde oldu et-tenime, tenim oldu, en yakın yer orasıydı. فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةِ Kardeşim ben oraya götürdü, ben oradan niyet ettim, ömre niyetini yaptım. فَتُفْنَا بِالْبَيْتِ Geldik Beytullah'ı tavaf eyledik. وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ Safa ile Merve arasında sa'y eyledik. ثُمَّ اَتَيْنَاهُ Sonra Peygamber Efendimiz'e geldik. فَرْتَحَلَ Peygamber Efendimiz oradan yolcu oldu. فَاَخْبَرَتْ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe haber verdi ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمْ يَقْسِدْ قَسْتِتْمَدِي لَمَّا اَرَادَ اَنْ يُعْمِرَهَا Hazreti Ayşe'ye ömrü yaptırmak murad ettiği vakitte Peygamber Efendimiz kastetmedi اِلَّا اِلَى الْحِلِّ اِلَّا haremden çıkar, hille götür, bunu kasteyledi. لَا اِلَى مَوْدِعٍ مِنْهُ Yoksa hilden bir mevziyi kastetmedi. بِعَيْنِهِ müayyen olarak bir yeri kastetmedi. Hasen hususu olarak, yani illa filan yere götür demedi. Yani haremden çıkar, hille oradan ömresini niyet etsin, yapsın dedi. Ve ennehu innemâ kasede onu kastetti. Biha o ten'im. Kim? Abdurrahman o ömreyi innemâ kasede biha o ömreyle kasteyledi. Abdurrahman kardeşim Abdurrahman kasteyledi. Neyi et-ten'ime? Ten'imi Abdurrahman kasteyledi. Peygamber Efendimiz ten'imci errane bir isim tayin etmedi. Peki ten'ime kim götürdü? Abdurrahman. Kardeşim Abdurrahman beni oraya götürdü. لَنَّهُ كَانَ اَقْرَبَ الْحِلِّ اِلَيْهِمْ Hareme en yakın yer hil oydu. Oraya en yakın yer oydu. Onun için Hazreti Ayşe buyuruyor ki beni ten'ime götürdü. لَا لِمَعْنَنْ bir mana, başka bir mana için değildir. Fihi bu meselede. Öyle mana ki yubînu ayırır bihi o mana sebebiyle min sairil hilli hillin sairinden gayrehu mescidi ten'imin gayrisi gayrehu min sairil sair o hillin başkasından öyle bir mana olsun ki onu ayırır ne olduğu halde gayrehu yakınlığın gayri yani mescidi ten'ime götürmesinin sebebi yakınlıktır. Yakınlıktan başka bir mana yoktur. Bir başka bir mana ola da bunu oradan ayıra faslede. Öyle bir şey yoktur. Yakın olduğundan beni oraya götürdü. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki enne vakta ehli Mekke ehli Mekke'nin mikatil umretihim umreleri için huvel hillu hildir. Ve enne ten'ime fi zalik bu mesele hakkında ten'im ve gayrehu ten'imin gayresi sevabı müsavidir.
وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَلَى. Bu üç imamın kavli de budur. Yani Mescid-i Tanim'e gitmek husus Hazreti Aişe'ye hastır bir şey yok. Yahut da Mekke halkına hastır, o da yok. Ümumidir. Yalnız Hazreti Aişe'nin oraya gitmesi yakın olduğundan dolayı kardeş Abdurrahman onu kastetti, götürdü. Ve İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in içtihatları da budur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.